Arkadaşlar merhabalar. Dik üçgenle devam edeceğiz. Hemen şunu söyleyeyim size. Geometride özellikle bütün konuların iyi yapılabilmesi için üç konunun çok iyi anlaşılması lazım. Onu söyleyeyim. 1- Dik üçgen. 2- Üçgende alan. 3- Üçgende benzerlik. Diğer konular zaten oturmalı. Üçgende açı, doğru da açı. Ancak dik üçgen, üçgende alan ve üçgende benzerlikten çözebildiğiniz kadar fazla soru çözün. Çünkü diğer konularda hep bunların etrafında dönecek. Hangi konu olursa olsun biz dik üçgen, üçgende alan, üçgende benzerlik soruları çözeceğiz. O yüzden burada ben de fazla soru çözmeye çalışacağım, size yardım edeceğim. Şimdi ilk kuralımız Pisagor. A kare eşittir b kare artı c kare. Ne demek o? Hipotenüsün karesi dik kenarların karesinin toplamına eşit. Hipotenüs en uzun kenarımız. Yani A burada hipotenüs. Onu söyleyelim. Sorularda geçecek çünkü hipotenüs ifadesi. Şimdi ilk soruya bakalım mesela. DC nedir demiş. Yani ADC üçgeninin hipotenüsünü soruyor bize. O zaman ADC üçgeninin hipotenüsü için aslında size AC kenarı lazım. AC kenarı da dikkat ederseniz ABC'nin hipotenüsü. O zaman y kare eşittir 9 artı 4. Yani y kare 13. Ne yapabiliriz o zaman? ADC üçgeninde artık Pisagor yaparız. 1 artı y kare eşittir x kare. Zaten y kareyi 13 bulmuştuk. 1 artı 13 14 eşittir x kare, yani kök 14 olmuş oldu. Burada da x kare artı 99'un karesini almayacağız tabii ki. Eşittir 101'in karesi. Neye dikkat etmeniz lazım? Bir kere 2 kare farkı a eksi b çarpı a artı b. Bunu kullanacağız. Bundan dolayı sakın 101'in karesiyle falan uğraşmayın. Matematikte a kare eksi b kare mevzusu çok önemli. Dolayısıyla ne oldu? 101 eksi 99 2, 101 artı 99 200, böylece x kare eşittir 400'den x 20 geldi. Diğer soruya bakalım neymiş? Evet, bir dörtgen sorusu aslında. Ama burada tabii neye dikkat edeceğiz? Dörtgen sorusu olmasına rağmen iki tane hipotenüsleri aynı olan dik üçgen aslında gördüğünüz gibi. Böylece x kare artı 61 eşittir 16 artı 81 eşit. Çünkü ikisinin de gördüğünüz gibi hipotenüsleri aynı. Böylece x kare eşittir 87 61 çıkartacağız. Pardon, 97 61 çıkartacağız. X kare eşittir 36. X 6 geldi. Evet, güzel bir soruya geldik. ABC dik olmayan bir üçgen. Yalnız AH'a indirerek iki tane dik üçgen yapmış. Birinci dik üçgen, ikinci dik üçgen. Şimdi bu güzel bir soru. Zor değil kesinlikle. Ama karşınıza uzun vadede gelecek bir soru tipi arkadaşlar. Şimdi bir kere biz var olan bilgilerimizi iyi kullanmalıyız. X'i istiyor bizden. Burada iki tane dik üçgen var. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Geometride ortak kenarlardan yararlanmaya çalışın. Mavi ile taradığım Y kenarı olsun. Ve bu hem ABH'ın bir kenarı hem de AHC'nin bir kenarı. O zaman dikkat edin bakın. Y kare artı x kare 49'a eşit. Doğru mu? Bilinmeyeni arttırmayalım. Diğer tarafta 8 eksi x deyin. Bakın y kare artı 8 eksi x'in karesi de 81'e eşit ikinci üçgende. Gördüğünüz gibi. O zaman y kareleri yalnız bırakayım. Yani y kare neye eşit? 49 eksi x kare. Aynı zamanda neye eşit? 81 eksi 8 eksi x'in karesine. Doğru mu? O zaman arkadaşlar hemen yapıyorum. 49 eksi x kare eşittir 81 eksi. Tam karenin açılımı neydi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. İkincinin karesi. Eksiyi de tabii ki dağıtmayı unutmayın. 49 eksi x kare eşittir. 81'den 64 çıktı. 17. Ek artı 16x. Eksi x kare. Eksi x karelerde gitti güzel bir şekilde. 49'dan 17 çıktı. Güzel. Tam sayı geldi. 32 eşittir 16x. Böylece x eşittir 2 oldu. Önemli bir soruydu. Ortak kenarlardan yararlanacağız. Ara ara böyle sorular çıktığı zaman ben yine zaten size söyleyeceğim. Özel üçgenleri bir söyleyeyim size bence. Şimdiden. Zaten biliyorsunuzdur ama ben üstünden bir geçeyim. 3, 4, 5 üçgenine dikkat edeceksiniz. Çünkü 3, 4, 5'in katları var. Neler? 6, 8, 10. 3 ile çarpsak her kenarı. 9, 12, 15. 4 ile çarpsak 12, 16, 20. 4, 5 ile çarpsak 15, 20, 25. Böyle gider. Her kenarı aynı sayılarla çarptığımız zaman sayılar genişleyecek bakın. 3, 4, 5 üçgeni o yüzden karşınıza bayağı bir gelir. Bilmeniz lazım tabii ki yani her seferinde Pisagor yapılmaz özel üçgenlerde.
Şimdi diğer bir özel üçgenimiz de 8, 15, 17. Öbürü 7, 24, 25. Bir tane daha var. Kenarlarına göre özel üçgenlerden. 5, 12, 13 özel üçgeni. Bunları bilmenizde fayda var. Çünkü özellikle mesela 8, 15, 17 üçgeninde 64 artı 225 eşittir 289 demektense 8, 15, 17'yi bilmek daha mantıklı. Bir de size ekstradan söyleyeceğim. Bir kenar diğerinin iki katıysa K, 2K, K kök 5 üçgenini de bilmeniz iyi olur. Sonra yine bir kenar diğerinin 3 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 10 katı olacak. Bunlar tabi özel bir şey değil. K kare artı 4 K kare 5 K kare yapar. Karekökü de K kök 5. Yine K kare 9 K kare daha 10 K kare yapar. Karekökü de yine kök 10 K olacak. Şu K 2 K K kök 5 mevzusuyla uğraşacağımız için ona bir yıldız koyayım. Soruya bakalım şimdi. Bir kere 6, 8, 10 var bakın şurada. Tamam. Sonra 8, 15, 17'de büyük üçgende var. X 17 oldu. Diğer bir sorumuz. 3, 4, 5 üçgeni gördüğünüz gibi. O zaman 2, 2 ayrılacak. Haliyle ne oldu? ADC üçgeninde de Pisagor X kare eşittir. 9 artı 4, 13. Dolayısıyla X kök 13 oldu. Bakalım bir şimdi. Bir düzelsin. Yine özel üçgen. 8, 15, 17. 20 etti. 15, 20, 25 oldu. ABC üçgeninin çevresi 25, 20 daha 45, 15 daha 60. Bakın üçkenarı bilinmeyen bir dik üçgen var. X, X artı 2, X artı 4. Bunu özellikle verdim size. Çünkü X kare artı X artı 2'nin karesi eşittir. X artı 4'ün karesi. Evet doğrudur ama yapmanıza gerek yok. Özel üçgen düşünün. 3 tane bilinmeyenle ayrı ayrı uğraşmayın. Aralarında ikişer fark olan özel üçgen hatırlayın. 6, 8, 10 üçgeni. Gerçekten X gördüğünüz yere 6 verin bakın. Böylece 6, 8, 10'u sağlıyor. O yüzden X eşittir 6. Hiç uğraşmamış olacağız. Bir deneyelim özel üçgenleri bunlarda. Olmadı mecburen Pisagor yaparız. Burada da bakın mesela. Kenarlar arasında iki fark olan özel üçgen hemen aklıma 6, 8, 10 geliyor. O zaman yine şu CD'ye 6 koysak bakın. 6, 8, 10 oldu mu? Evet oldu. Şimdi bundan sonra artık ABC üçgeninde Pisagor yapabiliriz. 36 artı 4, 40 eşittir x kare, 2 kök 10 eşittir x. Diğer özel üçgenleri hatırlayalım burada da. 7, 24, 25, 24, burası kaç? 20. Bu da neye denk geliyor bakın? 24, 18 pardon. 24, 4'ün 6 katı. 18, 3'ün 6 katı. O zaman x'te 5'in 6 katı 30 diyeceksiniz bakın. Yoksa uzun uzun tabii ki 24, 18'in karesiyle uğraşmayacağız. Birisi 324, birisi 576 ama yine de bilin. 24, 4'ün 6 katı. 18, 3'ün 6 katı. O zaman 3, 4, 5'e denk geleceği için bu da 5'in 6 katı pratik bir şekilde söyleyebilirsiniz. X artı y toplamı da 55 oldu haliyle. Evet arkadaşlar şimdi dik üçgende çok özel bir yere geldik. Öklit'e. Neden özel bir yer diyorum? Çünkü dörtgenler konusunda hatta çemberde sonra analitikte Öklit'ten ÖSYM çok soru soruyor. Yani Öklit'i muhakkak bir şeylerin içine sıkıştırıyor. En güzel örneği bence 2012'de sordukları YGS'de o zamanki adıyla dairede alan sorusu gibi görünen aslında Öklit sorusu vardı. Yani o soruyu zaten daireye gelince size muhakkak çözeceğim. Şu an hani çok bir şey ifade etmeyeceği için oraya girmiyorum. Ancak kesinlikle arkadaşlar Öklit'in çok iyi oturması lazım. Kuralı zaten ezbere bilinecek ve ne zaman Öklit yapacağınız aslında belli. Ne zaman Öklit yapıyoruz? Dikten dik indiğinde diyeceğim ben size. O da ne demek göstereyim. Bir dik üçgende 90 dereceden bir tane daha yükseklik indirirsek böyle Öklit olmuş olacak. Dolayısıyla dikten dik indiğinde ilk özelliğimiz şudur. Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit. Yani h kare eşittir p çarpı k. Bir örnekle göstereyim size. Bir parça 2 olsun, bir parça 8 olsun. 2 kere 8 16. Yükseklik 4 olacak. Tamam mı? İkinci ve benim daha da önemli gördüğüm mevzu arkadaşlar işte şu dik kenar özelliği. ÖSYM o dairede alan gibi görünen soruyu da bu iki özellikten sormuştu. İkisi birbirinin aynısı zaten. Nedir o? Bir dik kenarın karesi, ben bir daha yazayım. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamıdır. Bu şekilde bakın. Sonra diğerini de göstereyim aynı mantıkla.
Bir dikyanarın karesi kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamıdır arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Nasıl? Bir örnekle göstereyim yine hemen size. Burası 1 olsun. Diğer taraf 3 olsun. 1 çarpı 4. O zaman dikyanarın karesi 4 olduğu için dikyanarda 2 olacak. Ya da şurayı bulayım. Y kare eşittir 3 çarpı 4 bu sefer. O zaman Y buradan 2 kök 3 olacak. Bu iki özellik gerçekten önemli. Önemini zaten sorularda daha iyi anlayacaksınız. Son özelliğimiz de Öklit'in alan bağıntısı arkadaşlar. Bu da şudur. Kenarda sıkıştırayım şöyle. C, B, A demişim bakın. Dik kenarların çarpımı yükseklikle tabanın çarpımına eşit. En bariz örneğini göstereyim size. Tam sayılarla uğraşalım. 15, 20, 25 üçgeninde arkadaşlar. Şuraya H dersem 15 çarpı 20 eşittir. 25 çarpı H'tır. H da buradan 12 olacaktır. Bu şekilde 3 tane Öklit özelliğimiz var. Kırmızıyla gösterdiğim kısım özellikle çok önemli. Şimdi hemen sorularına geçeyim vakit kaybetmeden. Evet. İlk Öklit sorusu bakın. ABC üçgeninde dikten dikindiği için şuraya bir Y diyeyim. Y çarpı 2 eşittir 16. Y dolayısıyla 8 oldu. Y 8 olduğuna göre EDC üçgeninde de bir Pisagor var. 6, 8, 10 olmuş oldu. Kolay bir soruydu. Şimdi gelelim bu soruya. Yine bakın dikten dikilmiş. Hangi üçgende? Bir kere şu üçgende bir dikten dikilmiş. O zaman hemen halledeyim orayı. Şuraya bir A diyeyim. 2'nin karesi 4 eşittir 1 çarpı A'dan. A 4 oldu. Bu 1. İkincisi bir de şu üçgende bakın. ABC üçgeninde dikten dikilmiş. Ona dikkat ettik. O zaman hemen göstereyim yine. A kare eşittir bu sefer. Yani buraya da B diyeyim. 2 çarpı B. A'yı ne bulduk? 4. O zaman 16 eşittir. 2 çarpı B. Böylece B de 8 oldu arkadaşlar. Benden BC'yi istiyormuş. BC'ye de 2, 8 daha 10. Bakalım diğer soruda ne var? Evet. Diğer soruda da önemli dediğim yer var. Yani kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı kısmı. Niye? Bir dik üçgen verilmiş. Bu dik üçgenin bakın dik kenarlarından bir tanesi verilmiş. Yani 6'nın karesi 36. Kendisine yakın olan parça 2. Tabanın tamamı 2 artı x. Böylece 36 eşittir 2 çarpı 18'dir. 18 olması için de x 16 olacak. ABC üçgeninde de dikten dikiniyor arkadaşlar. Görün. Şöyle. Sonra DEC üçgeninde de dikten dikiniyor. O yüzden küçük DEC üçgeninde şu FC'ye A diyeyim. Neden? X'i bulmanız için dik üçgende neye ihtiyacınız var? Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamına. Geometri sorularında ara ara söyleyeceğim arkadaşlar. Size sorulan kenarı bulmanız için de başka yerleri bulmanız gerekecek. O yüzden X'i bulmak en kolayı. Biz önce A'yı bulalım. Nasıl? A çarpı 1, 9'a eşit zaten Öklit'ten. A bu yüzden 9. Onu hallettik. Sonra x kare eşittir 9 çarpı tamamı kaça eşit? 16'ya. O zaman x kare eşittir 144, x eşittir 12 olmuş oldu. Dikten dikilmiş Öklit sorusu belli kesinlikle. AB'nin AC'ye oranı soruluyor. Buraya A diyelim. Şurası da B olsun şimdi. Bir kere dikten dikindiği için A kare neye eşit arkadaşlar? 1 çarpı 5'e. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Sonra B kare neye eşit? 4 çarpı 5'e gördünüz mü? O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz bundan sonra arkadaşlar? A ile B'nin oranını soruyor ya size. Taraf tarafa bölün. Ne yapıyor? A kare bölü B kare 1 bölü 4 yaptı. O zaman her iki tarafın kare kökünü alabilirsiniz artık. Niye? Bir sayının karesi 1 bölü 4 ise kendisi nedir? 1 bölü 2. Yani A kare bölü B kare 1 bölü 4 ise A bölü B'de 1 bölü 2 olacaktır. Bu şekilde bakın iki dik kenarın oranı aslında kendisine yakın olan parçaların kare kökünün oranına eşit. Ama bunu tabii böyle ezberlemeyin sakın. Yani ben gördüğünüz gibi yaptım. Ama pratik olmak isteyen arkadaşlar şunu görebilir artık. A'nın B'ye oranı 1 bölü 4 kare kökünü al 1 bölü 2'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir 7-8 dakikalık videoda Öklit'i halletmiş olduk. Özelliklerini verdim. Şu an biraz özellik soru, özellik soru gidiyorum. Sorularımız daha normal, konuyu öğretecek şekilde sorular. Önce bir otursun istiyorum. Bundan sonraki kısımda kenarlarına göre özel üçgenler yapmıştık ya, şimdi açılarına göre özel üçgenleri yapacağız. Parça parça böyle anlatayım, hem çok vakit dalmasın.
İsteyen istediği yeri izler. Belki ökliti kısmını halletmişsindir. Açılarına göre özel üçgenler kısmını merak ediyorsundur. Burada da güzel sorular var. Konuyu öğretici sorular var. Üçüncü videomuzda da arkadaşlar görüşmek üzere. Açılarına göre özel üçgenler.